Eğer kişinin günlük hayattaki işlevselliğini engelleyen bir durum söz konusuysa o zaman ona müdahale etmemiz gerekiyor. Yaşam kalitesini ne kadar arttırabiliriz kişinin buna bakıyoruz. Ki her durumda bozukluğun etkilerini yok etmek mümkün olmuyor. Peki bir anne veya baba çocuğunda <laughs> ne gibi bir problem görürse siz uzmanlara başvurması gerekir? Hangi nokta önemli burada? Kimse konuşamadığı için ölmez ama iletişim kurmamak psikolojik olarak ya da kuramamak bize çok zarar veriyor. Merhaba değerli izleyenler, ben Dicle Doğan. Bugün konuğum uzman dil ve konuşma terapisti Çağdaş Karsan. Kendisiyle birlikte çocuklardaki dil bozukluklarını konuşacağız. Çağdaş Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, şimdi öncelikle dil ve konuşma terapisinin önemi nedir diye başlamak istiyorum. Tamam, önemli bir nokta. Dil ve konuşma terapistliği çok geniş bir vaka yelpazesine hizmet veriyor. Uh -huh. Yutma bozukluklarından tutun ses bozukluklarına, çocuklardaki dil gecikmesine, Harf söyleyememe, ses söyleyememe sorunlarına, yaşlılarda görülen inmeye ya da yaşlılığa bağlı demansa bağlı konuşma problemlerine çok geniş bir yelpazesi var. Hı hı. Kekemelik bunun içinde, çocuklardaki işte nodül, polip gibi ses problemleri bunun içinde çok çok geniş bir uygulama alanı var. Hı hı. Dolayısıyla her yaştan insanlara hizmet veriyoruz biz dil ve konuşma bozuklukları deyince. Evet ve her yaşın biliyorsunuz kendine göre gereklilikleri var. Mesela çocukluk çağında çocukların sosyalleşme ihtiyacı var. Akranlarıyla düzgün bir şekilde iletişim kurabilmeye, kendini ifade edebilmeye, bununla birlikte anlayabilmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla böyle durumlarda eğer bir eksiklik varsa çocukta bu çocuğun psikososyal gelişimini çok olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla burada erken müdahale ve erken tanı çok büyük önem kazanıyor. Hı hı. Onun dışında mesela yetişkinlik döneminde genelde profesyonel yaşantıya olumsuz etki ettiğini görüyoruz. Ya da partner bulmayla ilgili sorunlar yaratabiliyor dil ve konuşma güçlükleri. Bunlar içinde de kekemelik olabilir, yine ses bozuklukları olabilir, şiveyle ilgili durumlar olabilir. Hani bu da talep ediliyor bizden. Hani ben farklı İstanbul aksanına sahip olmak istiyorum gibi gelenler de olabiliyor. Biz... Ee, çoğunlukla patolojiyle yani bozuklukla çalışmakla birlikte hani bu durumlarla da ilgilenebiliyoruz. Hı hı. Bizim amacımız kişinin günlük hayattaki işlevselliğini sağlayabilmesi. Eğer kişinin günlük hayattaki işlevselliğini engelleyen bir durum söz konusuysa o zaman ona müdahale etmemiz gerekiyor. Yaşam kalitesini ne kadar arttırabiliriz kişinin buna bakıyoruz. Çünkü hmm. her durumda bozukluğun etkilerini yok etmek mümkün olmuyor. Mesela afazili bir bireyde inmeye bağlı olarak dil yitimi ortaya çıkıyor. Bu dil yitimi ortaya çıktığında dilin tamamen geri gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Orada bizim yapabileceğimiz sadece kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu kadar kendini ifade edebilmesi, kendi ihtiyaçlarından söz edebilmesi, işte çok basit düzeyde iletişim kurabiliyor olması. Bunları sağlarsak da kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda arttırmış oluyoruz. İlla sular seller gibi konuşmasına gerek yok. Ya da bir çocukta mesela başka çocuklar onu anlamıyorlar. Anaokuluna gidiyor çocuk. Arkadaşları yaşadığı sesletim problemlerinden ötürü kendisini anlamıyor ve onunla oyun oynamak istemiyorlar. Dolayısıyla çocuk sosyalleşemiyor. Kendine güvenini inşa etme konusunda güçlükler yaşayabiliyor. Çok önemli, evet. O yüzden de hani bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında bozukluğun kişinin günlük yaşantısına kaç yaşında olursa olsun etkisini sınırlandırmaya çalışmak. Hı hı. Bazı durumlarda bunu tamamıyla yapabiliyoruz ve konuşma tamamıyla anlaşılabilir olabiliyor. Kişi etrafıyla iyi bir iletişim kurabiliyor oluyor. Bazılarında daha sınırlı olumlu bir etki görülüyor ama bu sınırlı etkinin gücünü yatsımamak lazım. Çünkü yine de yaşam kalitesini ciddi oranda arttıran bir durum meydana geliyor kişi için. Dolayısıyla e, her yaş için farklı farklı uygulamalar olduğundan söz edebiliriz. Hı hı. Ve her yaş için belli anlamda kritik bir müdahale olduğundan söz edebiliriz. Dil ve konuşma hı hı. Evet. Ee, o zaman isterseniz öncelikle çocuklardan başlayalım diyorum ben ee, çünkü çocuklar e, yani ebeveynleri aslında onların rol modeli hı hı. bir ebeveyn çocuğuna ne öğretirse o şekilde öğrenir Doğru. gerek konuşma olsun gerek şive olsun peki bir anne veya baba hı hı. çocuğunda ne gibi bir problem görürse siz uzmanlara başvurması gerekir hangi nokta önemli burada? Burada aslında anneler çok iyi tanısını koyabiliyor bu durumu. Hı hı. Diyor ki kendi kendine bir değerlendirmede bulunurken benim çocuğum yaşıtları gibi konuşamıyor diyor. Hı hı. Bu çok önemli bir tanı. Ee, anne bundan şüphelenmeye başladığı anda yani çocuklarıyla etkin bir şekilde çocuk çocuğunun diğer çocuklarla etkin bir şekilde iletişim kuramadığını ya da iletişim konusunda sorunlar yaşadığını gördüğü anda... ...bir dil ve konuşma uzmanına başvurması lazım. Hı hı. Orada e, dil ve konuşma terapisti zaten gerekli değerlendirme yapacak... ...ve anneye diyecek ki... E, ...haklısınız burada bir dil gecikmesi var... ...ya da burada bir dil bozukluğu var... E, ...burada bir sesletim problemi var, ses bilgisi problemi var... ...buna yönelik şöyle bir müdahale yapmamız lazım... Nasıl? ...bu müdahale şu kadar sürecek gibi bilgi verecek... Hı hı. ...veya diyecek ki endişelenmekte haklısınız... Ama çocuğunuzun dil ve konuşma özellikleri yaşıtlarının düzeyinde. Dolayısıyla endişelenecek şimdilik bir şey yok. Takip edelim. Mesela ayda bir görüşelim sizinle. Bu sırada dil gelişimini destekleyici şu 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 stratejileri uygulamaya çalışın. Daha fazla çocukla etkileşim kurmaya çalışın. Bunlara bunlara dikkat edin. Ondan sonra belli aralıklarla göreceğim ben sizi. Evet. İlla direkt terapi tek seçenek değil. Başka şeyler de yapabiliriz. Süreci takip edebiliriz. Sadece anne ve babayla çalışabiliriz durumu düzeltmek için. Bütün bunlar hani terapistin masasında bulunan seçenekler. Hı hı. Dolayısıyla bir terapiste başvurduklarında anne babaların şunu düşünmemesi lazım. Şimdi kesin bize terapi diyecek biz her hafta ya da haftada birkaç gün gitmek zorunda kalacağız. Böyle bir düşünceyle gitmesinler terapiste. Her zaman terapiye gerek olmayabilir. Bazen sadece gelişimsel takip yeterli olabilir her şey için. Hı hı. Ama bir değerlendirme yapılması lazım başta. Yani şimdi eğer e, tedavi gerekli olsa bile zaten yani burnumuz aktığı zaman veya başımız ağrıdığı zaman bir doktora gidiyorsak böyle hı hı. durumlarda da gidilmeli Tabii. diye düşünüyorum çünkü çok önemli. Hı hı. E, çocuklarda bir özgüvensizlik oluşturduğu zaman Mesela derslerini etkilemeye başlıyor çocuklar. Doğru. Tahtaya çıkıp belki sunum yapması gerekiyor. Hı -hı. Yapamıyorlar çünkü arkadaşları dalga geçmeye başlıyor ve çocuklarda bu sefer geriliyor. Hı -hı. Şimdi ben biraz da pandemi dönemine değinmek istiyorum. Tabii. Yani biraz şanssız bir döneme geldi çocuklar günümüzün çocukları. Çünkü Aynen. biz çocukken oldukça e sosyalleşebiliyorduk. Gerek bahçede oyunlar oynuyorduk arkadaşlarımıza, gerek hı -hı. okulda yüz yüze eğitimde arkadaşlarımıza sosyalleşiyorduk. Doğru. Ama pandemi dönemi ne yazık ki çocukların elinden bu imkanların aldı ve sosyalleşemediler. Doğru. E, sadece anne ve babalarıyla konuşan çocuklar başka insanlarla konuşurken zorluk çekmeye başladı. Hı -hı. Takılıyorlar, kekemelik belki olabiliyor. Hı hı veya e, dilleri dönmüyor bazı kelimelere. Peki bu pandemi aslında çocukları tam olarak nasıl yansıdı? Nasıl belirtiler gösteriyor çocuklar şu anda? Şöyle pandeminin birkaç açıdan olumsuz etkileri oldu hı hı. çocukların yaşantısına. Birincisi sizin de söylediğiniz gibi ellerinden sosyalleşme imkanları alınmış oldu. Hı hı. Şimdi dil edinimini şöyle düşünmek lazım. Çocuklar dili doğal ortamda, Öğreniyorlar, ediniyorlar ve etkileşime bağlı olarak ediniyorlar. Hı hı. Burada akran etkileşimi özellikle çok önem kazanıyor. Dolayısıyla hı. pandemi gibi bir durum ortaya çıktığında ve çocuklar okullara gidememeye başladığında bu dil edinimi ciddi oranda sekteye uğruyor. Çünkü akranlarından hı. öğrenemiyor oluyorlar. Akranlarıyla etkileşim kurarken çocuklar çok aktif bir haldeler oyun oynuyorlar, girişimlerde bulunuyorlar, deneme yanılma stratejileri kullanıyorlar ve çok aktif, çok daha hızlı bir şekilde dil edinebiliyorlar. Ebeveynlerle geçirdikleri zamanın tamamı böyle değil. E, çoğu zaman boş zaman geçiyor. Yani oyun olmayan, işte herhangi bir düzgün etkileşimin olmadığı zamanlar da çok geçiyor. Mesela ebeveynin çocuğa belli görevleri yaptırması lazım. Hı hı. Bu görevleri yaptırmaya çalışırken çok e, etkileşimli bir zaman geçiremiyorlar. Sadece verilen belli komutlar var ve çocuklar belli bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Onun gibi düşünelim. Dolayısıyla bu eksikliği yani akranlarıyla geçirmeleri gereken zamanın eksikliğini aslında pandemi döneminde ebeveynlerin daha fazla etkileşim kurmaya çalışarak geçirmesi gerekiyordu. Ama benim kendi klinik tecrübem şu yönde benim birlikte çalıştığım ailelerin çoğu da bana şey anlatıyorlar hep bizim de işimiz vardı o dönemde. Uzaktan çalışmamız gerekiyordu. Dolayısıyla işte tableti verdik eline ya da telefonu verdik eline onunla zaman geçirdi. Bu yani bir çocuğun dil edinimi açısından yapılabilecek en son şeylerden bir tanesi. Çünkü çocuklar kelime öğrenebiliyorlar tabletten, hı hı. telefondan ama kelime dil demek değil. Dil için başka bir sürü bileşen daha var. Kelime bilgisi bunlardan sadece bir tanesi. Mesela, e, morfoloji var. Yani ek bilgisi. Dilin gramer yapısını öğrenebilmek. Hı hı. Bu çoğunlukla ekrandan öğrenilemiyor. Ya da pragmatik dil be becerileri var. Kullanım bilgisel beceriler. Şaka yapmak, şakayı anlamak, mecaz anlamı anlayabilmek. Bu tarz şeyler de ekrandan öğrenilemiyor. Veya söz dizimi Söz dizimi de çok önemli. Yani kelimeleri ben nasıl bir araya getireceğim ve nasıl cümleler formüle edeceğim ve nasıl uzatacağım, daha uzun cümleler kullanacağım. Bunlar da pek öğrenilemiyor çocuğun izlediği şeyden ya da oynadığı şeyden. Bunları edinebilmesi için çocuğun etkileşime ihtiyaç var. Dolayısıyla mesela pandemi döneminde ne olabilirdi? Anne babalar daha fazla çocuklarıyla oyun oynamaya, zaman ayırabilirlerdi. Ve bu yine en azından akran etkileşimi kadar olmasa da onun eksikliğini kompansa edebilirdi belli ölçüde. Ama ekran süresi arttıkça tabii ki çocuklardaki dil edinimi sınırlandı. Ve ben kendi kliniğimde gördüğüm şey şu. Çok daha fazla dil gecikmesi vakası görmeye başladım. Çok daha fazla Ses bilgisayar problem sesletim problemi görmeye başladım. Hı hı. Bu da şu demek, çocukların konuşma seslerini birbirlerinden ayırt etmeleri gerekiyor. Mesela k ve t seslerini ayırt etmesi lazım çocuğun ki birbiri yerine kullanmasın. O seslerin ayrı ses birimler olduğunu anlamazsa onları birbiri yerine kullanıyor. Hı hı. Dolayısıyla e, anlaşılmaz bir konuşma ortaya çıkıyor. Evet. Ee, bu e, becerileri edinmede zorlandı çocuklar bu dönemde. Başka zorluklar da ortaya çıktı. Sosyalleşme eksikliğinden kaynaklanan hafif def, depresif bulgular ortaya çıktı. Çocuklar biraz daha içlerine kapanmaya başladılar. Sosyalleşmekte yeniden şimdi yavaş yavaş açılma ile birlikte e, zorluklar ortaya çıkıyor. Çocuklar arkadaş edinmede zorlanabiliyorlar. Böyle sosyal bir boyutu da var işin ama sadece dil konuşma perspektifinden bakacak olursak. Daha fazla dil gecikmesi, dil bozukluğunun ortaya çıkmasına sebep oldu diyebiliriz pandemi. Peki siz nasıl tedaviler uyguluyorsunuz danışanlarınıza? Şöyle, ya yani dil ve konuşma terapisi birkaç modalitede uygulanabiliyor. Az önce de söylediğim gibi aile üzerinden bir terapi programı uygulayabiliyorsunuz. Ya da çocukla direkt çalışabiliyorsunuz. Hı hı. Aile üzerinden bir program uyguladığınızda aileye bazı stratejiler öğretiyorsunuz. Hı hı. Ve oyun içerisinde çocukla günlük etkileşimleri içerisinde onları kullanmalarını istiyorsunuz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Genişletme diye bir strateji var. Genişletme şu demek çocuk kalem derse siz mavi kalem deyin. Hı hı. Çocuk top derse büyük top deyin. Çocuğu onaylamak var bunun içinde. Evet aferin çok güzel söyledin. Mavi top ya da kırmızı kalem. Ee, çok basit bir strateji. Ebeveynlerden günlük etkileşimleri sırasında genişletmeyi kullanmalarını istiyoruz. Hı hı. Yani diyoruz ki çocuk her size bir sözcük söylediğinde siz iki sözcük söyleyin. Eğer iki sözcük kullanıyorsa üç sözcük söyleyin. Böyle böyle çocuğun kullandığı dili genişletmeye çalışıyoruz. Bunun gibi 15-20 tane dil gelişimini destekleyici strateji var. Bu stratejileri ebeveynler daha çok kullanmaya başladıkça çocuğun dil edinimini kolaylaştırıyorlar. Bazı çevresel düzenlemeler yapıyoruz bununla ilgili. Yani sadece etkileşim değil aslında ev ortamını da belli ölçüde düzenlemek gerekiyor. Mesela oyun için bir alan olmasını istiyoruz. Mesela bir halının üstünü siz sadece oyun için belirleyin diyoruz ebeveynlere. Hı hı. Orada çok fazla çocuğun dikkatini dağıtabilecek şeyler olmasın, gürültü minimumda olsun, televizyon arka planda açık olmasın ee, ve orada oyun e, oynayın. Neden peki? Mesela arka plandaki sesle ana sesi karıştırmamak için mi? Gürültü diye bir şey var iletişimde. Hı hı. E, bu ses gürültüsü de olabilir, hı hı. dikkat dağıtıcı herhangi bir şey de olabilir. Şimdi şöyle düşünün. Ben sizinle şu anda konuşurken bir palyaço papyonu takıyor olsam. Komik bir görüntü olsa üstümde sizin dikkatiniz dağılır. Doğru. Buna gürültü hı hı. deniyor. Bizim iletişimimizi zorlayan bütün faktörler gürültü olarak adlandırılıyor. Aslında küçük şeyler gibi gözükse de çok fazla problemi davetiye çıkarabilecek şeyler var. Bunlardan birisi de televizyon sesi diyebiliriz o Aynen zaman. Aynen öyle. Yani hı hı. çocuğun ebeveyniyle kaliteli bir şekilde zaman geçirmesini, güzel oyun oynamasını engelleyen bütün faktörler bizce gürültü olarak adlandırılıyor ve onların oyun sırasında, etkileşim sırasında olmasını istemiyoruz ortamda. Böyle çevresel düzenlemelerimiz var. Onun dışında mesela rutin kullanımı. Çocukların rutinlerinin olmasını istiyoruz. Mesela oyun saatimiz belli bir saatte olsun. Atıyorum banyo saatimiz belli bir saatte olsun, kitap okuma saatimiz belli bir saatte olsun. Çünkü çocuklar bu rutinlerden çok faydalanıyorlar. Ee, şey gibi düşünebiliriz bunu. Bir evin duvarları neyse bizim için nasıl kendimizi güvende, sıcak, iyi hissettirirse bir evin duvarlara, çatıya sahip olması. Çocuk için de rutinler ve kurallar böyle aslında. Hı hı. Çocukların hayatında sürekli yinelenen kalıplara ihtiyaçları var. Dolayısıyla bir günü mümkün olduğu kadar küçük bölümlere ayırıp rutinleştirmeyi öneriyoruz biz hı hı. ebeveynlere. Bunun dışında ne olabilir? Mesela e, aktif etkileşim stratejilerini öğretiyoruz. Çocukları mesela çok yönlendiriyor ebeveynler. Evet. Oyun oynarken işte hadi şimdi böyle yapalım şunu şuraya koyalım ya da hadi toplayalım şu şurada dursun şunu şimdi şöyle oynayalım gibi. Ebeveyn baktığınız zaman oyun içerisinde çocuktan çok daha fazla müdahil. Bunun olmasını istemiyoruz. Biz hı hı. ebeveynlerin çocuğun liderliğini izlemesini istiyoruz. Çünkü o zaman çocuk hem kendini daha iyi hissediyor hem de oyundan daha fazla keyif alıyor. Sürekli geri bildirim verdiğinde ebeveyn çocuğa yönelik olarak bir süre sonra sıkılmaya başlıyor. Oyunu bırakmak istiyor. Daha kısa süreli oyunlar oynanabiliyor. Hı hı. Bu tarz stratejiler de öğretiliyor ebeveynlere. Bir diğer şey mesela ebeveynin konuşma hızını azaltması. Bu da çok önemli. Çünkü bazı ebeveynler çok hızlı konuşuyor. Hızlı konuşma sırasında da çocuklar dil edinmekte güçlük çekiyorlar. Dolayısıyla sadece oyun saatinde daha yavaş konuşmalarını istiyoruz. Daha abartılı artikülasyon hareketleri kullanmalarını istiyoruz şu an benim yaptığım gibi. Hı hı. O zaman sesleri de çok daha iyi anlayabiliyor. Mesela ağızlarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğreniyorlar bu şekilde. Aynen öyle. Ya yani bir konuşma sesini çıkarmak için ne yapması lazım? Dudaklarını nasıl kullanacak? Çene açıklığı ne kadar olacak? Hı hı. Yoksa böyle toplumda şöyle konuşan insanlar görmeye başlıyorsunuz. Evet. Çenelerini açmadan konuşan. Bu da anlaşılırlığı ciddi boyutta etkiliyor. Böyle küçük değişikliklerle aslında çok şey değişebiliyor. İlk belirti şu oluyor: çocuk anne babasıyla oyun oynamaktan keyif almaya başlıyor. Çünkü ebeveynlerin işte şeyini bilirsiniz böyle bir yandan çocukla oyun oynuyor, bir yandan telefonuyla işte mesajlaşıyor biriyle falan. Hı hı. Böyle olduğu zaman çocuk hiç keyif almıyor etkileşimden. Annem ya da babam şu an benimle ilgilenmiyor diye düşünüyor. O yüzden sadece 15 dakika mı oyun oynayacaksınız? O 15 dakikada telefon olmayacak, televizyon olmayacak, başka hiçbir dikkat dağıtıcı olmayacak, sadece çocuğunuzla ilgileneceksiniz diyoruz. Hı hı. Bu tarz stratejiler anne baba üzerinden giden terapilerde uygulanıyor. Bir de direkt terapiler var. Onda da terapist birebir olarak çocukla çalışıyor. Ne çalışıyor? Ne eksikse onu çalışıyor. Çocuk belli kalıpları kullanamıyorsa, diyelim ki lerler ekini kullanamıyor çocuk. Siz ona yönelik oyunlar ve aktiviteler düzenliyorsunuz. Ya da çocuk belli kelimeleri bilmiyor. Günlük hayatta çok kullandığı, kullanması gereken kelimeler var. Ama bilmiyor bunları. Onu öğrenebileceği bir ortam yaratıyorsunuz. Bir oyun dizayn ediyorsunuz. Onu oynuyorsunuz çocukla. Yine oyun kullanılıyor küçük yaş çocuklarında. Çünkü dil gecikmesi ve dil bozukluğu dediğimiz zaman işte 5 yaşına kadar ki, 6 yaşına kadar ki çocuklardan bahsediyoruz en fazla. Hı hı. Dolayısıyla bunlarla hadi bakalım şimdi lar de. Hadi bakalım şunu söyle dediğinizde çocuk için hiçbir anlamı yok bunun. Bu şekilde o kalıpları taklit etmeyi öğrense de günlük hayatında asla kullanmıyor. Yani siz mesela klinik içinde öğrettiniz diyelim ki belli bir kartı gösterdiğinizde çocuğa doğru tepkiyi vermesini öğrettiniz. Tamam çok güzel ama eve gittiğinde kullanmayacak onu. Evet. Doğal bir bağlama ihtiyacı var çocuğun dile edinebilmek için. Dolayısıyla terapist de oyunu kullanıyor burada. Ama oyun içinde kendi gizli ajandası var. İşte Öyle bir oyun dizayn ediyor ki çocuk çok daha fazla çoğul eki kullanmak hı hı. zorunda kalıyor. Dolayısıyla daha iyi edinmeye başlıyor onları. Evet. Direkt terapilerde böyle işliyor. Hı hı. Dil gecikmesinde. Peki mesela bir anne kendi imkanlarıyla evde nasıl e, uygulamalar yaptırabilir çocuğuna sizlerin desteği olmadan? Hı hı. E, çok basitçe oyun oynayabilir. Yani aslında işin sırrı tamamen oyunda bitiyor. Evet, aynen öyle. Yani oyun oynamak e, neredeyse terapinin kendisi kadar etkili bir şey. Anne baba eşliğinde oyun oynamak neredeyse terapi kadar etkili bir şey. Ama bireysel terapi de bundan farklı olarak hangi hedeflere yönelik nasıl bir çalışma yapılabileceği de biliniyor. Ee, anne baba oyun oynadığı zaman bir sürü hedefe yönelik çalışmış oluyor öyle düşünün. Her şeyden biraz biraz çalışılıyor o oyunun içinde. Ama terapist buna yönelik bir aktivite dizayn ettiği zaman çocuğun eksikliği neyse ona göre bir e, reçete ortaya koyabilmiş oluyor. Hı -hı. Arada böyle bir fark var. Ama diyelim ki dil ve konuşma terapisine ulaşımları yok ya evet. da işte çok pahalı geldi, ekonomik durumları el vermiyor vesaire. Hı -hı. Bir sürü sebep olabilir. Bu durumlarda benim tek önerim oyun oynamaları, zaman geçirmeleri birlikte. Evet, aslında çözüm oldukça basit görünüyor. Çok basit, bir ne? oyunla çözülebilecek hı. şeylermiş aslında. Doğru. Evet, çünkü az önce de belirttiğim gibi anne ve babalar çocukların e, rol modeli oluyor. Ve hı hı. onlar nasıl davranırsa çocuklar da onların birebir kopyası. Küçük insanlar diyebilirim. <laughs> e, taklit etmeye başlıyorlar. Doğru. O yüzden sık sık çocuklarla ilgilenmek gerekiyor, oyunları oynamak gerekiyor. Doğru. Peki, e, bu terapilerin aslında bir yaşı var var Mesela yetişkin insanlar hangi durumlarda destek almalı? Bir sürü durum var yetişkin insanları da ilgilendiren. Mesela ben yetişkin kekemelik vakalarıyla çalışıyorum. Büyük ölçüde. Kronik kekemelik dediğimiz bir tablo var. Yani Gelişimsel olarak başlıyor 2,5-5 yaş aralığında. En evet. sık olarak yetişkinlik döneminde halen devam edebiliyor. Bunun toplumda görülme sıklığı %0.70 ile %1 arası. Ve erkeklerde kadınlara göre yaklaşık üç kat daha fazla görülüyor yetişkinlik döneminde. Hı hı. E, bu vakalarda iki şey yapmanız gerekiyor. Birincisi takılma anlarının kişi için daha rahat ve kolay hale gelmesi lazım. Blok tipi bir takılma var. Diyelim hı hı. ki kişi blok tipi takılmalar yapıyor. Bu şu demek. Mesela kalem diyeceğim ben. Evet. Kalem. Kalıyorum, birkaç saniye beklemek zorunda kalıyorum o kelimenin başlangıcında. Sonrasında eforlu bir şekilde çıkarabiliyorum kelimeyi. Bu takılma tipine blok deniyor. Farz edin ki sizin konuşmanızda bloklar var ve bunlar eforlu yani siz kendinizi sıkıyorsunuz, bu blok anlarında yoruluyorsunuz. Bir an önce çıkarmaya çalışıyorsunuz o kelimeyi. Bu sizi çok fazla yoran bir şey. Hem psikolojik olarak yoruyor, hem fiziksel olarak yoruyor. Çünkü hı hı. şöyle düşünün. Siz benim ağzımın içine bakıyorsunuz ben blok anını yaşarken hadi söyle diye bekliyorsunuz. Evet. Hadi ya da ne zaman çıkacak kelime diye bekliyorsunuz. Hı hı. Psikolojik bir gerilim de var burada dolayısıyla bir toplumsal baskı da var. Bu kesinlikle. Bireyde muazzam bir zaman baskısı yaratıyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde söylemeye çalışıyor. E hızlı bir şekilde söylemeye çalışınca da kas gerilimi ortaya çıkıyor. Bu kas gerilimi karın kaslarını sıkmak şeklinde de olabilir. Göz kaş hareketleri yapmak da gibi de olabilir. Ağzı kocaman açıp böyle kalem demek gibi de olabilir. Ayağa yere vurmak ...el çırpmak böyle bir sürü hareketler ortaya çıkmaya başlıyor takılma anlarında. Bu da sosyal açıdan daha çok zorluyor kişiyi. Çünkü her kalem demeye çalıştığınızda düşünün bir hareket yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu da çok yorucu. Dolayısıyla terapistlerin iki hedefe yönelik çalışması lazım. Bir, takılma anları birey için daha kolay olacak. Fiziksel olarak daha eforsuz olacak ki... O böyle hareketler yapmak zorunda hissetmesin kendini ve daha rahat olsun, daha az yorulsun. Biz buna konuşma biçimlendirme ya da modifikasyon diyoruz. Bir diğer şey duyarsızlaştırma, ikinci hı hı. komponentimiz. Duyarsızlaştırma ne için gerekli? Kişinin takılma anında kendini rahat hissetmesi için gerekli. Yani kişi takılacak ama utanç duymayacak. Kendini yetersiz hissetmeyecek. İşte ne bileyim kendini camdan atmak istemeyecek o an. Dolayısıyla psikolojik bir duyarsızlaştırma yapmanız gerekiyor. Sizin yanlış hatırlamıyorsam zaten böyle çalışmalarınız vardı. Kekeme vatandaşlarla e, sokaklarda e, hikayeler okuyordunuz sanırsam. Doğru. Sokağa evet. çıkıyoruz danışanlarımla birlikte. Ben onlardan istemli olarak takılmalar yapmalarını istiyorum. Hı hı. Yani ortada hiç takılma yokken de bilerek takılmalarını istiyorum. Bu bir kontrol hissi veriyor danışana. Hı hı. Ve doğal takılma geldiğinde de kendini daha normal hissetmesine yardımcı oluyor bireyin. İnsanlarla konuşuyoruz, adres soruyoruz, hı hı. dükkanlara giriyoruz. Ondan sonra sokakta bağırarak takılıyoruz. Anket çalışması yapıyoruz. Telefon görüşmeleri yapıyoruz. Böyle bir sürü aktivitemiz var ve bunların hepsini sokakta gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşık olarak 6-8 hafta sürüyor ve bittiğinde... Hı hı. Gerçekten o 6-8 haftanın öncesine göre kişi kendisini çok daha rahat, çok daha huzurlu, çok daha az gergin ve kaygılı hissediyor. Bu da takılmalarına yansıyor. Takılmaları daha eforsuz olmaya başlıyor, sıklığı bir miktar azalıyor, kendini hı hı. çok daha iyi hissediyor takılırken. Dolayısıyla hem duygusal ve psikolojik olarak hem de biçimsel olarak modifikasyon aracılığıyla Takılma anlarını rahatlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu takılmaları tamamen yok eden bir şey değil bu arada. Yani yetişkin kekemeliği olan bireylerin böyle bir beklentisi olmaması lazım. Yetişkinlik döneminde tamamen yok olmuyor kekemelik. Sadece söylediğim çalışmalar aracılığıyla sıklığı azaltılabiliyor ve daha iyi yönetilebilir bir hale geliyor. Peki çocuk yaşta tamamen çocuk, düzelen bir durum mu? Tamamen düzelebiliyor. Hı hı. Orada çok ciddi bir spontan iyileşme var. Ee, diyebilirim ki çocukların %75-80'i yetişkinlik dönemine kadar takılmalardan kurtuluyorlar bir hı hı. biçimde. Bunun için de terapinin etkisi de var. Ama bu etkinin ne kadar olduğunu kestiremiyoruz. Terapi, sadece şunu biliyoruz istatistiksel olarak terapi alan çocuklarda daha çok geçiyor kekemenlik. Ama terapinin burada nasıl bir rolü var bunu tam olarak bilemiyoruz. Ya Şimdi tam gelişim süreçlerinde olduğu için aslında çocuklarda böyle bir sonuç alınabiliyor. Ancak yetişkinlerde kekem olmayan bir insan da zaten takılabiliyor. Tabii. Yani çok normal bir durum bence. Hı -hı, doğru, kesinlikle. Evet. Keşke kekemeliği olan bireyler de böyle hissedebilse. Ama kekemeliği olan bireyler tam tersi şöyle hissediyorlar: Bütün dünyada sadece ben takılıyorum. Hı -hı. Niye bu durum benim başıma geldi? Niye ben seçildim kekemelik için? Böyle sorgulamalar içerisine giriyorlar. Ne yazık ki. Bu da çok yalnızlaşmalarıyla sonuçlanıyor. Ben o yüzden yetişkinlerde kekemelik terapileriyle birlikte öz yardımın da önemini vurgulamayı çok seviyorum. Hı hı. Öz yardım diye bir konsept var biliyorsunuz. Evet. O dertten muzdarip olan insanların bir şekilde bir araya gelmesi hı hı. ve birbirlerini desteklemeleri kekemelik için de böyle gruplar var. İstanbul'da mesela Kekemeler Derneği'nin böyle öz yardım buluşmaları oluyor. Her hafta, iki haftada bir bir araya geliyorlar. Aldıkları terapilerden bahsediyorlar. İşte kekemelikle ilgili öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlar. Sadece birbirleriyle konuşmaları bile o kadar iyi geliyor ki onlara. Çünkü yalnız hissetmiyorlar kendilerini. Hani toplumda bir tek ...bende kekemelik var diye düşünmemeye başlıyorlar. Hı hı. Bu da çok olumlu bir etki yaratıyor. Özellikle terapiyle birlikte olduğunda çok çok daha iyi işliyor. Bunu bütün kekemeli olan bireylere öneriyorum. Peki ortalama ne kadar bir seans gerektiriyor? Kendi çalışmaları da önemli mi bu noktada sadece? Ya tamam size başvurdu, danıştılar hı hı. size. Hı. Ama biraz da kendileriyle alakalı olan bir durum mu? Şöyle motivasyon her şeyde olduğu gibi çok önemli kekemelikti. çünkü ben çok zor şeyler istiyorum insanlarda. Ne gibi? Mesela, e, işvereniyle konuşurken bilerek takılma yapmasını istiyorum. Bu hmm. bence çok zor bir şey. Kesinlikle. Müdürüyle konuşurken istemli takılma yapmasını istiyorum. Şimdi burada kişinin motivasyonu yoksa nasıl yapabilir bunu? Yapamaz. Dolayısıyla bazı insanlarda drop out dediğimiz şey oluyor. Yani terapiye başlıyorlar. Bir süre o başlangıçtaki motivasyonla devam ediyorlar. Aradan 5-6 hafta geçtikten sonra yavaş yavaş dökülmeye başlıyorlar. Hı hı. Bu da benim çok iyi anlayabildiğim bir şey ama motivasyon çok çok önemli Kesinlikle. ve kişisel çaba çok çok önemli. Çünkü mesela sırf bunun için değil. Siz belli bir konuşma tekniği öğretiyorsunuz kişiye. Hı hı. O tekniği her yerde herkesle konuşurken kullanması lazım. Eğer kullanmazsa bunu refleks haline dönüşene kadar çok 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 uygulamazsa hiçbir işine yaramıyor. Dolayısıyla hı hı. bireysel çaba ve motivasyon çok büyük önem kazanıyor burada. E, terapinin toplam süresiyle ilgili bir soru sormuştunuz. Ona cevap vereyim. E, ortalama olarak 3-4 ay sürüyor. Hı hı. E, kekemelik terapisi. Eee follow up'la birlikte yani işte takiple birlikte. Ama çok daha uzun sürenler de var. Benim 1,5-2 yıldır Gördüğüm vakalarım var belli aralıklarla. Hı hı. Ee, buradaki amaç aslında kişinin kendi klinisyeni haline gelmesi bir süre sonra. Yani kendisiyle ilgili olması gereken şeylere karar verecek. Ben şimdi şunu yapayım. Şu durumdan kaçıyorum. Kaçmayayım bu durumdan. Üstüne gideyim. Daha fazla teknik kullanayım. Daha fazla istenli takılma yapayım. İşte ne bileyim İngilizce konuşurken çok kaygılanıyorum. Dolayısıyla İngilizce konuşulan yerlerden, ortamlardan kaçınıyorum. Tam tersi kendimi zorla İngilizce konuşulan yerlere sokayım ki oralarda kaygı düzeyim azalsın. Hı hı. E, bu gibi kararlar verebilmeye başlaması lazım kişinin kendisiyle ilgili olarak. Bu olduğunda terapisten büyük oranda bağımsızlaşmış oluyor zaten birey. Çünkü kendi kararlarını veriyor. Ben terapist olarak da ona aynı şeyi söyleyecektim. Yani diyecektim ki seni kaygılandıran bir ortam varsa oraya girmeye çalış. Sonuçta dil öğrenilen bir şey. Tabii. Yani ki. Üstesine eğer gidilirse o da öğrenecektir. Aynen. Ya yani o ortamlarda rahat olmayı öğreniyor kişi. Dolayısıyla takılmaları onu daha az etkilemeye başlıyor. Evet. Daha az gelmeye başlıyor takılma anları çok daha iyi bir konuşma performansı sergileyebiliyor. Bunun için de alışmak gerekiyor, duyarsızlaşmak gerekiyor. Kendini sürekli o ortama sokmak gerekiyor. İşte iş yerinde bir sunum yapılacaksa bu sunumdan kaçmamak, tam tersi gönüllü olmak gerekiyor. Böyle olduğunda yani kişi kendi yaşantısındaki sorumluluğu eline almaya başladığında sizle işi kalmamaya başlıyor. Ve artık. normalleştirmiş oluyor artık aynen, bu durumu. Aynen. Ve çevresindeki insanlar da daha çok dikkat etmeye başlıyor böylelikle. Çünkü doğru. karşısındakinin çabalarını görmeye başlıyor. Doğru. Peki bir vatandaş çevresinde konuşma bozuklukları çeken birisi varsa nasıl davranmalı? Yani kekemelik varsa eğer Hı -hı. E, kesinlikle ve kesinlikle sözünü kesmemeli. Sonuna Hı -hı. kadar onu dinlemeli. Mesela e, toparlayamadığı cümleyi söylemek ne kadar doğru? Çok aklına yanlış yanlış. gelmeyen. Çok çok yanlış. Evet. Ki bu Türk toplumunda çok yapılıyor. Çok var. Tamamlama diyoruz biz hı hı. buna ya da leb demeden leblebi anlama. E bu çok yapılıyor. Sokakta biz bu çalışmaları yaparken de bir sürü insan tamamlıyor sözümüzü. Hı hı. E, görüyoruz bunu. Ben danışanlarımdan şunu istiyorum. Jest ve mimik kullanın bu ortamlarda diyorum. Çok önemli. Bir saniye ben söyleyebilirim. Yani orada sadece eli kaldırmak ya da parmağı kaldırmak bile çok şey değiştiriyor. Hı hı. Bir kere o kişi söz tamamlamaması gerektiğini anlamış oluyor. Hı hı. Çünkü bu insanlar e, patavatsız değiller aslında. Evet. Bu insanlar sadece kekemeli olan bireye yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bunun onu daha iyi hissettireceğini düşünüyorlar. Halbuki kekemeli olan bireyin çoğunlukla hissettiği şu, yine sözümü tamamladılar, bir cümlemi bile bitirmeyi beceremiyorum. Ben çok yetersiz bir iletişimciyim. Böyle olumsuz duygu ve düşünceler geliyor akıllarına. Dolayısıyla tamamlamanın kesinlikle olmaması lazım. Evet, gerçekten çok önemli bir durum. Evet. Yani karşı tarafın iyi hissetmesi için. Hı -hı. Çünkü iyi olmak varken neden kötü olalım? Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Çocuklarda Hı -hı. daha farklı tabii ki. Çocuklarda anlamama durumu oluyor. Hı -hı. Anne babaları çok iyi anlıyor çocukları. Çünkü onun kullandığı dile, onun kullandığı sesletim biçimine alışmış oluyorlar. Hı -hı. Ee, onlar böyle bir decoder gibi çeviri yapıyorlar sürekli etraflarındaki bireylere çocuğun ne söylemek istediğini anlatmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ee, bu da çok iyi değil. Evet. Neden? Çünkü çocuk dil geliştirme ihtiyacı duymamaya başlıyor bu sefer. Okulda o yüzden daha iyi dil ediniyor. Okulda mecbur çünkü o çocuklarla anlaşmaya derdini anlatmaya mecbur olduğu için. Onların dil kullanımını adapte etmeye başlıyor kendininkine. Hı hı. Ama sürekli bir çeviri yapan bir anne varken siz niye uğraşasınız ki daha iyi, daha anlaşılır konuşmaya çalışmakla? Anne zaten genellikle bir çocuğun gözünde her şeye koşan yardımcı bir melek gibi. Aynen öyle. Böyle bir durumda da tabii ki koşturmaya başlayınca o konuda da çocuk çok rahatlıyor. Kafasında Doğru. soru işareti kalmıyor. Nasıl annem toparlar? Annem şunu yapar, bunu yapar derken aslında... Evet. Tekrardan okulun önemini görmeye başlıyoruz. Evet, doğru, doğru. Evet. Peki son olarak sizin konuşma bozukluğu çeken vatandaşlara, çocuklarımıza söylemek istedikleriniz var mı? Var tabii ki. Bir kere erken tanı çok önemli. Dolayısıyla hem ebeveynler için söylüyorum bunu hem de diyelim ki ses problemi yaşayan yetişkinler olabilir. İşte az önce bahsettiğim gibi afazi sendromları yaşayan yani yaşlılığa inmeye bağlı ses Hı -hı. ve konuşma sorunları yaşayan yetişkinler olabilir. Hiç zaman kaybetmeden bir değerlendirme almak sadece. İlla bu terapi demek değil. Terapi çıkmayabilir bunun sonucunda. Hı -hı. Ama bir değerlendirme yapılması. Hayat değiştirebilir, hayat kurtarabilir. O yüzden ne anlamda hayat kurtarır? Kimse konuşamadığı için ölmez ama iletişim kurmamak, psikolojik olarak ya da kuramamak bize çok zarar veriyor. Keza kendini ifade edememe durumu zaten insan aslında çıldırtan bir şey, Aynen, insanı öyle. çok gelen bir şey. Kesinlikle. Evet. Bunun olmaması için mümkün olduğu kadar müdahalenin erken başlaması gerekiyor. Hı <laughs> Dolayısıyla mesela bir ses bozukluğunuz var, nodülünüz var diyelim ki ses tellerinizin üzerinde nasırımsı bir yapı var. <laughs> Fark ediyorsunuz, ses kısıklığınız oluyor, ses çatallanmanız oluyor, gitmiyorsunuz. Geçer diyorsunuz. Soğuk algınlığıdır diyorsunuz. Gör göstermiyorsunuz kendinize. Ne oluyor? Oradaki nasır büyümeye, sertleşmeye başlıyor. <laughs> Sertleştikten sonra sadece terapiyle çözülemeyecek bir boyuta gelebiliyor bazen. Evet. Dolayısıyla ses cerrahisi almak zorunda kalabiliyorsunuz. Ses cerrahisi olursa bundan sonra tekrar ses kullanımını öğrenmek, doğru ses kullanımını sağlamak çok zor olabiliyor. Çünkü arkada skar dokusu dediğimiz kabuksu bir yapı kalabiliyor. Bunların olmasına hiç gerek yok. Sadece sesinizle ilgili bir problem olduğunu hissettiğinizde dil ve konuşma terapisine gideceksiniz. O da diyecek ki sizin ses tellerinizde nodül oluşmaya başlamış. Tabi bunu önce bir KBB hekiminin görmesi gerekiyor, kulak burun boğaz hekimi ses terapistine yönlendiriyor diyor ki ses terapisti de size 8 seans bakın 8 seans terapi yapacağım nodülünüz çok büyük ölçüde ortadan kalkacak bu kadar. 8 haftada 1 saatinizi ayırarak kurtulacaksınız bu durumdan. Zaten çocuklar için çok daha kritik çünkü... Dil gelişimi ve sosyal gelişim birlikte gidiyor. Psikososyal gelişim birlikte gelişim gidiyor. Gelişim sürecindeler sonuçta. Aynen öyle. Yani Erken şeyde. tanı olduğu an siz hemen müdahale edebildiğiniz zaman belki 6 ay 1 sene içinde toparlayabiliyorsunuz. Ama müdahale edemezseniz okul çağına kadar belki devam edecek. Hı hı. Çocuk akranlarıyla doğru düzgün iletişim kuramayacak, kaliteli zaman geçiremeyecek, anlaşılmadığını hissedecek, olumsuz duygu ve düşünceler geliştirecek kendisiyle ilgili. Bir de üstüne belki öğrenme zorlukları ortaya çıkacak hı hı. okulda. Belli konuşma seslerini söyleyemeyen bir çocuk harfleri öğrenmeye çalışırken Doğru. daha da zorlanabiliyor. Hı hı. Dikkatle ilgili sorunlar yaşayabiliyor. Öğrenme güçlükleri ortaya çıkabiliyor. Bunların olmasına hiç gerek yok. En mümkün olan en erken zamanda değerlendirme yapılacak. Yapılabilecek bir şey varsa yapılacak yoksa zaten beklenecek. Evet aslında çözüm gerçekten anlattığınız kadar kolay. Sadece bir uzmana başvurmak gerekiyor. Veya evde kendi imkanlarınızla e, araştırma yaparaktan da e, bazı problemleri engelleyebilirsiniz. Ama tabii bir uzmandan destek almak her zaman daha faydalı işin piri oldukları için. Çağdaş ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Anlattıklarınız çok önemliydi. Benim için keyif. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün konuğum uzman dil ve konuşma terapisti Çağdaş Karsan'dı. Kendisiyle birlikte e, dildeki bozuklukları konuştuk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın Haberler.com'da kalın.